2018 bizim için çok başarılı ve tarih yazdığımız bir yıl oldu. Tabii Avrupa Şampiyonası'nda büyüklerde 2 altın alarak 3 de bronz madalya almıştık büyüklerde. Aynı zamanda U23'e de biz baktığımız için U23'te de 2 altın almıştık. Orada da 1 gümüş 2 bronz madalya aldık. Ve akabinde Dünya Şampiyonası'nda da yaptığımız müsabakalarda yine Yasemin Adar dünya ikincisi oldu. Buse Tosun dünya üçüncüsü oldu ve Elif Jale Yeşilörmak da dünya ikincisi oldu. Yani biz yine 3 madalyalık yine tarih yazmış olduk. En son müsabakamız da U23 Dünya Şampiyonası'ydı. Orada da Buse Tosun dünya şampiyonu olarak müsabakamızı kapatmış bulunuyor. Onun yanı sıra da Ayşegül Özben dünya ikincisi oldu. Tabii ki Ayşegül Özben Yasemin Adar'dan sonra gelen bir sporcumuz. Ayşegül Özben biz daha bu önümüzdeki olimpiyat değil de 2024 Tokyo değil, 2024 olimpiyatta inşallah hazır olur. Ve ablası gibi de başarılı bir sporcu olur. Bizim biliyorsunuz tabii ki hedefimiz 2020 olimpiyat madalyası almak. Kızlarımıza da inanıyorum. Gerçekten güzel bir ekibimiz var. Güzel bir ortamımız var. Gerek kamplarımızda, gerek kamp dışında birbirlerine çok iyi bir diyalogları var. Bunlar da bizim için tabii çok önemli. Biz bu başarıyı daha ileriye elde etmeye çalışacağız inşallah. Alttan tabii ki gençlerimiz, biliyorsunuz gençlerimiz bu yıl Avrupa Şampiyonası'nda 5 madalya aldılar. Pardon 6 madalya aldı. Alttan bu da gösteriyor ki tabii ki jenerasyonumuz iyi. Mesela bir Ayşegül Özbey gibi o 98 doğumlu daha. Yaşı da küçük. Zeynep Yetkil gibi yok çok değerli bir sporcumuz. U23'te yaşına doktor raporu olmasına rağmen U23'te Avrupa şampiyonu olması. Biz en sonki müsabakada dünya şampiyonu büyüklerde onu da müsabakaya götürmüştük. Tabii ki orada daha tecrübesi eksik olduğu için biraz maçlardan heyecanlı olmuştu. Ve gerçekten de güzel maçlar yaptı. Biz bundan çok başarılar bekliyoruz. Yani özellikle ileriki yıllarda hatta 2020 Tokyo Olimpiyatlarında aday bir sporcu olarak düşünüyorum. İnşallah onun gibi daha da alttan gelecek sporcularımız olacak. Ben 2015 yani olimpiyat öncesi, Rio olimpiyat öncesi geldim. O zamanki geldiğimde İsmail Kosukoğlu teknik direktör hocamızdı. Tabii onların emeği çoktur. Daha da önce İsmail Nizamoğlu. Bunların çok emekleri var. Kulüp antrenörlerinin çok emekleri var. Burada onları söylemekte mutluluk duyuyorum. Herkese teşekkür ediyorum. Biz daha sistemli değil de yani biraz daha böyle ekip olarak çok iyi bir ekibimiz var. Antrenör ekibimiz gerekse kondisyoner olsun, diyetisyen, psikolog işte böyle bir güzel bir ortamda olduğumuz için ve başkanımız da dediği gibi motivasyon ve moral çok önemli. Ben ona dayanıyorum. Bir de sporcu antrenöre çok inanması gerekiyor. Yani onunla inanması çok önemli. Çünkü başarıyı bazen antrenöründe ve yanında antrenör olmasa da başka birinde bir destek arıyor. Ve biz bu planlı bir şekilde, programlı bir şekilde kamplarımızı yürütüyoruz ve ikili kamplar yapıyoruz. Özellikle bizim de çok partner sıkıntımız var. O durumlarda devamlı iletişime geçiyoruz. Ben kendim de Bulgaristan göçmeniyim. Biraz Rusçamız, Bulgarcamız mevcut. O yüzden daha çok Rumen takımı olsun, Ruslar, Ukrayna olsun, onlarla Belarus olsun, işte onlarla davet ediyoruz, Bulgar takımı davet ediyoruz. Ve ikili ilişkilerimiz de çok iyi. Ve inşallah ileride yine bu başarıları elde etmeye çalışacağız.